Yani böyle gündemlerle gün içinde uğraşıp çalışırken aklıma öyle şeyler geliyor. Öyle yerlere bağlamak geliyor ki. Hakikaten burada komik olurum. Bayağı eğlenirsiniz. Yani dünya artık eskisi gibi bir dünya değil. Biz herkesin sandığı gibi bir teknoloji eşiğinde değiliz. Bir kültür eşiğindeyiz. Bambaşka bir aşamaya geçiliyor. Bununla ilgili öyle acayip şeyler söyleyen öyle acayip insanlar var ki. Son bir asırdan beri efendim Abby Warburg'dan Victor Segalen'e, Alex Pentland'dan Joanna Bryson'a böyle acayip isimler geliyor aklıma filan. Sonra bugün bir Erzurumlu kardeşim beni durdurdu. Dur dedi ya, ne yapıyorsun sen ya? Bana başka bir şey söyledi. Bir sonraki haberden sonra ondan bahsedeceğim. Ama bakın biz bu siyasi atmosferle dünyayı kaçırırız. Dünya artık eskisi bildiğimiz gibi yuvarlak bile değil. Eğildi büküldü, öyle acayip bir eşikteyiz. Bunu algılamamız lazım. Ekonomiye geçelim. Ekonomide sıkıntıların olduğunu kimi zaman kabul ediyor iktidar, kimi zaman başka şeyler söylüyor. Her evde iki araba var diyor. İşte apartman görevlisinde de var diyor. Şu diyor, bu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar böyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez sıkıntı var dedi. Küresel enflasyon, küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Devletimizin, milletimizin baş düşmanı karnabahar, terörist başı %124.4 artmış. Tayyip Erdoğan'ın haberi ve bilgisi dahilinde olmadan sırf terör eylemi olsun diye kömür fiyatı %89 artmış, utanmaz kömür. Sırf hükümetimizi zor durumda bırakmak için. Dış güçlerle işbirliği içinde bunlar. TÜİK rakamlarıyla %20'ye dayanan enflasyon araştırma grubunun ölçümüyle %50'yi bulan enflasyon oranlarının bir gün sonrasında konuştu Cumhurbaşkanı. Küresel fiyatlardaki artışa dikkat çekti. CHP'li Özgür Özel ürün ürün artışları sayarak farklı bir yorum getirdi. Terörist domates 62, laf dinlemez LPG %52 artmış. Mutfak tüpü 120 liradan başladı eylemlerine, 130 lira oluyor hükümetimizi yıpratmak için. Devlet Bey'in bütün tehditlerine rağmen 150 olduğu 3 ay önce. Dün sorduk, etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin diye, kabul etmedi, 180 lira. Birçok gelişmiş ülke ekonomide kontak kapatırken biz böyle bir yola başvurmadık. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Diğer ülkelerde üretici fiyatları çok arttığıyla falan karıştırmasın. Oralarda %4-5-6'dır en fazla. O etkinin tamamını oradan geldiğini söylemek yanlış teşhis. Erdoğan fiyat artışları için küresel sorun dedi. Muhalefet yanlış teşhis sözleriyle karşı çıktı. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan Ahmet Davutoğlu enflasyonla ilgili korkusunu açıkladı. 70'li yılların korkulu rüyalarına geri gideceğiz diye korkuyorum. 71-77 arasında enflasyon %10-20 bandındaydı. Bir anda 90 %120 bandına çıktığında Türkiye fiilen iflas etti. Yine korkuyor musunuz? Şimdi korkuyorum. Eğer bu trend devam ederse enflasyon 3 haneli rakamlara doğru seyrediyor. Bu kış çok zor geçecek İsmail Bey ve anlamıyorlar. Şu anda enflasyonun yeni platosu 25'te. Eğer bu akılsızlık, bu yanlış uygulamalar devam ederse enflasyon çığırından çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Türkiye'yi yönetenlere de ikaz etmek istiyorum. Bu enflasyon çok hızlı bozulur. Bunlar artık ekonomiyi de devleti de yönetemiyorlar. Öyle bir kapasiteleri artık yok. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. İktidarla muhalefet büyüme rakamlarında da karşı karşıya. Erdoğan iki haneli büyüme rakamından söz ederken Kılıçdaroğlu istihdam yaratmayan büyümeye dikkat çekti. Biz yıl sonu itibariyle çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ceplerim kağıt dolmuş. Herkes iş bekliyor. Milyonlarca çocuğumuz işsiz. Artık bu düzen burada noktalanmalı. Bu düzeni bizim değiştirmemiz lazım.